Yaklaşan belediye seçimleri nasıl bir ortamda gerçekleşecek? İstanbul'da Cumhur İttifakı adayı kim olur? Al sana soru. Uğur, sana soruyorlar. İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı kim olur sence? Murat Kurum olabilir. Bak başka. Nüket, sence kim olabilir? İsimler üzerinden gidiyoruz. Murat Kurum. Sağlık Bakanı olabilir. Tamam. Hilmi Türkmen olabilir. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Bey, o olabilir. Var. Bir sürü isim var değil mi? Abi kadro geniş olunca böyle rahatlık oluyor elhamdülillah. Selçuk Bayraktar olabilir, bak yine şey yapılıyor. Mesela bunu size de bir soralım, bunun üzerinden konuşalım. İstanbul yaklaşan belediye seçimleri var. Nasıl bir ortamda gerçekleşecek? Onunla alakalı soruya cevap verirken bizi izleyen dostların hepsine de sorayım onu. İstanbul'dan Cumhur İttifakı'nın adayı sizce kim olmalı veya kim olabilir? Ben şunu söyleyeyim. Bu seçim, yani birileri bu seçimi farklı bir boyuta taşımaya gayret edecektir. Yani Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Atatürkçülük, yok bilmem Vatan Elden gidiyor. Ben bu atmosferde geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü bu millet o psikolojiyi ve o doğrultudaki bir seçim sürecini 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaşadı. Ben yaklaşan belediye seçimlerinin, bu herhalde Ekim-Kasım ayı gibi daha da hararetlenir, seçim satım haline daha da net girmiş oluruz. Ama şunu söyleyeyim, ben seçim atmosferinin yerel ve hizmetler üzerine geçeceğini düşünüyorum. Yani evet tamam abi, vatan millet dedik, AK Parti'ye oy verdik, Cumhur İttifakı'na oy verdik. Veyahut da işte bu Tayyip Erdoğan gitsin, onun için de gittim ben Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdim diyebilir birileri. Bununla yana problem yok. Ama bu genel seçimlerle alakalıydı. Yereldeki seçimlerde ben, tabii mutlaka bazı siyasiler olayı şeye taşıyacaklar. Atatürkçülük, işte vatan, millet, bunları gönderelim, bunları yıkalım, birleşelim, birleşe birleşe kazanalım. İşte kalp işaretleri, öpücükler, o boyuta taşımaya gayret edecek birileri. Ama bence belediye seçimlerinin konuşulması gereken ve sloganlarının dahi belirlenmesi gereken düzlemin yerel hizmetler olduğu konusunda, yani benim gönlümden o geçiyor. Hani bana göre belediye seçimleri yerel hizmetlerin konuşulduğu bir atmosferde olması gerekiyor ve ben ona inanıyorum. Önümüzdeki süreçte, yani belediye seçimlerinde belediye başkanının yaptığı ve yapmadığı veyahut da vaatleri yapabilecekleri, onlar konuşulacak. Bir önceki 2019 seçimlerinde atmosfer biraz daha farklıydı. 14-28 Mayıs'ta atmosfer biraz daha farklıydı. Ama ben bu belediye seçimlerinin vatandaşa dokunan, şehrine değer katan, hizmet eden, şehrini büyüten, varsa problemleri ortadan çözen, sosyal belediyecilik anlamında şehrindeki bütün insanları kucaklayan, spor tesislerinden yollarına, köprülerine, kavşağına, altyapısına kadar belli hizmetler yapabilen insanların vatandaş tarafından tercih edileceğini ve onlara oy verileceğini düşünüyorum. Genel seçimlerde herkesin bir partisi, herkesin bir ideolojisi var. Ama yerelde öyle değildir. Yerelde insanlar biraz daha kişiye bakarlar, belediye başkanına bakarlar, yaptığı işlere bakarlar veyahut da belediye başkanı adaylarının ortaya koyduğu vizyona bakarlar, vaatlerine bakarlar ve ona göre oy verirler. Eğer bu düzlemde yapılırsa çok daha farklı bir manzara ortaya çıkar diye düşünüyorum. İstanbul'da kim aday olur? Onunla alakalı Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, ondan sonra başka kim var? Murat Kurum, Adil Kara İsmailoğlu, işte Mevlüt Çavuşoğlu, Tevfik Göksu, Süleyman Soylu, Murat Kurum. İsimler, gelen isimleri sizlere. Mesela Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz. Başka kim var? Mehmet Ağar olsun diyor. Binali Yıldırım olsun. Tevfik Göksu. Onun yanında Selçuk Bayraktar, Süleyman Soylu, Hilmi Türkmen. Birisi Bilal Erdoğan yazmış. Murat Kurum. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı. Bak isimler böyle farklı farklı isimler geliyorlar. Doktor Şadi Yazıcı. Bünyamin Demir olabilir. Mustafa Varank olabilir. Burada Tevfik Göksu. İsimler bunlar. Ama benim şahsi şeyimi söyleyeyim. Yani İstanbul'da biraz daha yerelden gelen bir belediye başkanının daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Yerelden gelen. Ama tabii burada partinin, Cumhur İttifakı'nın sloganı ve seçim manifestosu ne olacak? Şimdi örnek olarak söylüyorum. Eğer sen Cumhur İttifakı seçim
manifestosunu, seçim stratejisini İstanbul'da kentsel dönüşüm üzerine kurarsa, o zaman herkes hani işte daha önce TOKİ'de, ÖTE'de, BERİ'de kendini ispat etmiş, bakanlıkta, Şehircilik Bakanlığı'nda kendi rüştünü ispat etmiş Murat Kurum'un çok daha faydalı olacağını düşünürler. Hani biraz da işte kentsel dönüşüm, deprem, o konuda Murat Kurum'u insanlar daha çok düşünürler. Ama hani biraz daha şimdi İstanbul'da Karadeniz dengesi de vardır. Yani Karadeniz oyunun ağırlığı vardır. Onun için işte Karadenizli bir aday mı olması lazım? O insanların aklına gelir. Ben Selçuk Bayraktar'ın hani Selçuk Bayraktar önümüzdeki süreçte siyasette olur mu? Vallahi son birkaç konuşmasını, açıklamasını takip ettiğim zaman Selçuk Bey'in söylemlerinde biraz daha farklılık hissediyorum. Yani bu biraz daha böyle siyaset tarafını gösteriyor. Ama onu önümüzdeki süreçte görürüz onu. Ama İstanbul'dan başlar mı Selçuk Bayraktar? Orası çok emin değilim. Çünkü Selçuk Bayraktar gerçekten hani marka olarak ve çalışma olarak kendini ispat etme boyutunda farklı boyutlara ulaşmış birisi. Oraya döner mi bilmiyorum onu. Ama ben 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun tercih edilmesindeki sebeplerden bir tanesinin insanlar bir ilçe belediye başkanı tanımıyorlar onu. Tanıyıp ona bir şans vermek istedi İstanbul'da birileri. Yani tanımıyorlar onu, bilmiyorlar onu ve genç de birisi. Hani işte Karadenizli. Hani işte böyle Kur'an Yasin Masin de okuyor. Hani böyle bir şeyde kendisine şans verdi İstanbullu ve o 5 yılda da o şansı değerlendiremedi. O şansı hizmet etme olarak kullanmış olsaydı bugün biz belki de Ekrem İmamoğlu'nu çok farklı bir yerde konuşuyor olacaktık. Ama Ekrem İmamoğlu bu süreçte İstanbul halkının kendisine vermiş olduğu şansı değerlendiremedi. Tatillerden başını kaldıramadı. Vaatlerinin hiçbirini yerine getiremedi. Devamlı mağdur ediliyoruz, işte engelleniyoruz. Devamlı bir mazeret üretti. Onun yanında bu şehrin bir herhangi bir problemi olduğu zaman insanlar gözleriyle belediye başkanını aradılar. Bizim belediye başkanımız kayaklarda, tatillerde, güneşlenmelerde. Bir de ondan sonra hani pişkin pişkin gelip herkese yani bana da tatil çok yakışıyor. Herkes buna alışacak. Ben böyle çalışırım. Tarzında böyle biraz daha hani böyle derler yani ukala tavır derler ya. İstanbul seçmeninin ben o tavırları çok benimsediğini düşünmüyorum onu. Ama böyle yerelde belediyecilik yapmış. Hani ismini insanlar böyle çat pat duymuş ama çok da tanımadıkları siyasi serüvenini tam bilmedikleri insanlara İstanbul halkının böyle hani bunu da bir tanıyalım, bunu da bir görelim, buna bir şans verelim diyebilir. Ama dediğim gibi bunların hepsi önümüzdeki süreçte yerel seçimlerle alakalı Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin veyahut da işte Millet İttifakı'nın diğerlerinin belirleyeceği seçim stratejisine bağlı olduğunu düşünüyorum. Ama şunu biliyorum, İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın aday gösterebileceği en az 10 tane adamı var. Ve hepsi de birbirinden değerli, hepsi de birbirinden kıymetli. Bu Cumhur İttifakı'nın ve bu ittifak hareketinin ne kadar zengin bir ittifak olduğunun da göstergesidir. Yani İstanbul'a belediye başkanı olabilecek isimleri say desem Cumhur İttifakı'ndan hani bir dakikanın içerisinde en az 20 tane adam sayabiliriz. Bak şu da olabilir, bu da olabilir, o da olabilir, bu da olabilir. Bak bu kadronun zenginliği hareketin zenginliğini gösterir. En nihayetinde bir tane isim belirlenecek ve geriye kalan bütün herkes o isimle beraber çalışacak. Bununla yana problem yok. Ama bu zenginliği ortaya koyuyor. Bak şimdi soruyorum, Tevfik Göksu olabilir diyor. Murat Kurum olabilir. Hilmi Türkmen olabilir. Adil İsmail Karaoğlu olabilir. Süleyman Soylu olabilir. Onun yanında Selçuk Bayraktar olabilir. Onun yanında işte Şadi Yazıcı olabilir. Hani işte Binali Yıldırım olabilir. O olabilir, bu olabilir. İnsanlar bir sürü alternatif var burada. Ben inşallah bu Mart seçimlerinde İstanbul'un 5 yıllık zulümden, sıkıntıdan kurtulacağını düşünüyorum.